Programımızın bu bölümünde operatör doktor Tansel Kaplancan bizimle birlikte. Bugün azosipermiyi konuşacağız. Son dönemde çok sıklıkla duyuyoruz. Biz hep kadınlar diye konuşurduk ama bir baktık ki aslında erkeklerle ilgili de birçok problem olabiliyor. Şimdi üroloji olunca konumuz ve konuğumuz da uzmanı olunca tabii ki bunu soracağım size. Azosipermi nedir hocam? Merhabalar öncelikle. Azosipermi erkeklerde sperm testinde canlı ya da ölü sperm çıkmama durumudur. Normalde sıfır sperm olarak adlandırılır. Fakat bunu biraz açmak lazım. Çünkü azospermi çok karıştırılıyor. Sperm testinde 3 sperm, 5 sperm çıkana da azospermi deniyor. Aslında bu azosperminin bir tipi. O yüzden kriptozospermi ve virgin azospermiyi saf azospermi ile karıştırmamak lazım. En az 3 test, 2 testten fazlası olması şart zaten. Hepsinde azospermi çıktıysa o zaman azospermi yani sıfır sperm olarak adlandırabilirsiniz. Ama bir testinizde 3-5 tane sperm çıkmış veya bir tane immotil, hareketsiz gözükmüş. Diğerleri hep sıfır. Bu bile azospermi olmayabilir. O yüzden bunu netleştirmek lazım. Azospermi normalde popülasyonda 100 erkekten bir tanesinde gözükür. Ama çocuk olmayan çiftlerde erkek faktöründe %10-15'lere kadar çıkmaktadır. O yüzden azospermi hem böyle isim olarak hem de sıklık olarak bir tanımlamak istedim. Çok iyi yaptınız. Hocam şimdi biz tabii nedenlerini merak ediyoruz. Yani artık acaba bu yaşam koşulları mı birazcık daha bu yüzdeleri çoğalttı? Yaşam koşullarının etkisi var, çevresel faktörlerin etkisi var, stres faktörünün etkisi var, beslenme biçiminin etkisi var. Hepsini üst üste koyduğunuz zaman tabii büyük bir etki yapıyor. Kesinlikle. Bununla beraber sperm değerlerinde de son 20-25 yıldır normal sperm testinde 20 milyon ve üzerini normal kabul ederken şimdi artık 15'lere düştük. Bu düşmenin sebebini inceledikleri zaman çeşitli çalışmalarda bu anlattığım, sıraladığım faktörleri görmekteler. Beslenme biçimi, çevresel faktörler, radyasyona maruz kalma, stres faktörü ve bunların hepsi fark ediyor tabii ki fark ediyor. Ama sonuçta buna baktığınız zaman 20-25 yıldır böyle erkek faktöründe sanki bir artış varmış gibi gözüküyor ama değil. Aslında göreceli olarak var fakat erkekler artık katkı vermeye başladılar. Doktora gelmeye başladılar, test yapmaya başladılar, incelemeye başladılar ve artık bundan dolayı da gittikçe erkek faktörü önem kazanmaya başladı. Aslında bir bakıma etkili faktörler var, bir bakıma da erkekler artık doktora gelip inceltmeye başladılar kendilerini. Şimdi tedavisini soracağım tabii ki size. Benim çünkü birçok böyle hani erkek faktörlü bir yerde şunu okumuştum. Hani azospermi ise bir yandan iyi bir yandan gerçekten de hani tüp bebekte şansı daha yüksek diye okumuştum. Bunun doğruluk payı var mı hocam? Şimdi şöyle azospermi de hani neden azospermi? Onu incelersek bir tıkanıklık grubu var. Bir de tıkanık olmayan grup var. Şimdi tıkanıklık grubunda sizin eğer sperm yollarınız doğuştan yoksa veya var olan yollarda tıkanıklık varsa sizin testisinizde üretim vardır. O çok rahat bulunur ve ondan da tüp bebekle çok sahibi olabilirsiniz. Bu çok büyük bir yüzde. O yüzden bu çok önemli. Mesela bugün de yaptığım ameliyatta MESA sistemiyle bunu çok rahat bulabildim. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama sıfır spermin sebebi tıkanıklık değilse, hormonal faktörler, genetik faktörler, geçirilmiş operasyonlar, kemoterapi uygulamaları ve benzeri şeyler varsa işler biraz daha zorlaşıyor. Ama onlarda bile hani 98'den beri ben 22 yıldır bu işin içindeyim. %35'lerden %56'lara kadar geldik sperm bulma oranında. Çok büyük aşama kaydettik. O yüzden peki niye bağlıyorsunuz bunu? Ne oldu da başarı arttı sizce? Özellikle tüp bebekte. Şimdi şöyle 22 yılda ne değişti? Ben ilk başladığımdan bu zamana kadar teknikler değişti. Şöyle basit örnek vereyim size. Siz sıfır spermli erkekte hormonal sebep veya genetik sebeple bir ameliyat kararı aldıysanız, tıkanıklık değil bak, bu anlattığım sebeplerden, tamam, tıkanık olmayan grupta ameliyat kararı aldıysanız ve ameliyat sonrasında mikroskopla sperm aradığınız zaman oranlar %56'ya çıkıyor. Ama biz 98'lerde ne yapıyorduk? Tek parça biyopsi, birkaç yerden örnekleme, Türkiye haritasını düşünün. Gidiyorduk Ankara'dan bir parça alıp çıkıyorduk, yok diyorduk. Bu 94-98 arası yapılan. Halbuki her yere baksanız. 98-2002 arasında yapılan, yine Türkiye haritasından örnek vereyim. Ankara, örnek Sinop, Adana, İzmir, Van. Baktınız yok, yok deyip çıkıyorsunuz. Halbuki mikroskop geldiği zaman ben
Hani uşakta sperm buldum buluyor görüyorum. Halbuki daha önce yapılanlarda uşağa bakılmamış oluyor. Yani ben özellikle hastalara bu örneği veriyorum. Yani ben diyorum size... O kadar iyi anladım ki. Türkiye haritasında Edirne, Hakkari, Artvin, Muğla tarayacağım. 80 belir tarayacağım. Eğer ben bulabilirsem bulacağım. Bulamadığım zaman da yapacak bir şey kalmıyor. Ama diyorduk artık yeni sistemler çıktı. Yine bir şanslar oldu hastaların. Ama burada önemli olan şey şu. Hasta diyor ki bize test ameliyatı oldum bulamadılar. Bu sorun benim için sorun değil. Şöyle sorun değil. Bugüne kadar benim yaptığım ameliyat sayısı ben biraz yazıyorum onları düzenleyerek 6700 mikrotese oldu. 6700 2002 Nisan'dan beri yapıyorum. 2002 Nisan'dan beri hesaplarsanız. Şunu gördüm. 3 mikrotese ameliyatı olmuş. Mikrotese bakın. 3 mikrotese ameliyatı olmuş. Sperm yok denmiş. 4. ameliyatta sperm bulduğum hastalar var. Bu iş tecrübe işi. Çünkü siz yine aynı örnekten hareketle Bayburt'taki spermi atlıyorsanız 80 ile bakmışsınız hiç kıymeti yok. Aynen. O yüzden orayı bulacaksınız. Bulana kadar da uğraşacaksınız. Siz mesela kaç tane bulmak hedefindesiniz peki? Tüp bebekte, mikrotesede, azosperm hastasının hedef birdir. Doğru. Çünkü bir sperm, bir yumurta çocuk yapıyor. Evet. Hepimizin olduğu gibi. Hı. Ama siz fazlasını eğer bulabiliyorsanız o fazlasının peşinde koşacaksınız. Yani bir odağa girdiniz, o odakta sperm buldunuz. Hanımefendinin yumurtası da tüp bebek günü için hazırlanan da tahminen 8-10 yumurtası var. 8 spermi buldunuz, biteyim ameliyat, bunu yapmayın. Mümkün olduğu kadar taramanız lazım. Çünkü sizin yukarıya laboratuvara, embriyoloji laboratuvarına yolladığınız spermlerde kaliteli olmayabilir. O zaman diğerlerinden de örnekler alarak en iyi seçmek için daha fazla şansınız olacak. Klişeleşmiş, klasik kitap bilgileriyle bu iş olmaz. Her hastaya ayrı tedavi, her hastaya ayrı şekilde yapmanız lazım. Mesela hipo-hipo grubu var. Beyinden hormon üretimi yok. Yapı olarak sakal bıyık gelişimi gerilemiş insanlar. Siz bu hasta grubunu iyi tanır da hormon tedavisini verdiğiniz zaman işte o sıfır spermli hasta size 10 milyon sperm çıkarıp doğal yoldan gebelik yapıyor. Başımıza geldi bunlar. Bu da spermli grubu ama sanki en zor grup gibi duruyor ama aslında en kolay grup oluyor. O yüzden grubu tahlil etmek lazım. Testleri yapmak lazım. Tedavi edeceğin grup var, tedavi edeceksin. Tedaviye gerek olmayan grup, obstrüktif grup. Obstrüktif grupta zaten dışarıya çıkmıyor. Tıkanıklık var veya yol yokluğu grubu. O zaten içeride bulacaksın. Ama onlarda da hani belki infeksiyon riski olabiliyor. Onun tedavisini yapmak gerekebilir. O yüzden yani hastaya göre tedavi ve müdahale planı yapmak lazım. Yani sadece ben TESA cümlesiyle bu iş bitmiyor. Bir de şimdi bazı ülkeler var, onlar hala TESA yapıyorlar. Yani mikro TESA'nın gelmediği ülke grupları var ki bu hani Avrupa'da da hiç öyle model diye gördüğünüz yerler. Dolayısıyla belki de Avrupa'da eğer elde edememişseniz, sperm bulunamamışsa Türkiye'de bulma şansımız var. Ben bunu anlıyorum sanki. Şöyle örnek vereyim, ülke ismi vermeyeceğim. TESA diyorlar, TESA. TESA diyorlar ve TESA yapıldı, bende çıkmadı. Denen neredeyse, ben kendi hastalarımdan örnek vereyim, hastaların %50, 60 hatta 75, 4'te 3'e kadar sperm bulduğum hastalar var. Yani bunlar Avrupa'nın gerçekten kalbur üstü ülkeleri. Evet. Hatta TESA denen, bu onların tabiriyle denen TESA, bizim mikrotese dediğimizi hiç bilmeyen ülkeler var. Evet, evet. Direkt bana Avrupa'nın çok kalifiye bir ülkesinden benim adıma oradan hasta yolladılar. Mikrotesteyi siz yapar mısınız diye. Allah bağışlasın. Gerçekten Allah da isteyen herkese versin. O zaman isteyenler için şöyle bir son cümle kuralım mı hocam? Spermle ilgili sıkıntısı olanlara. Azospermi hastası için şunları mesaj olarak vereceğim. Azospermi hastaların genelinde karı koca, ailece bir şeyin sonu değil. Bu bir. Artık bunu çözebiliyoruz. İki, her hastaya aynı tedavi olmaz. Farklı farklı yapmak lazım. O yüzden kişinin neden azospermi olduğunun üzerine gideceksiniz. İnmemiş testisten mi? Radyasyon tedavisi mi gördü? Kemoterapi mi aldı? Ameliyat mı oldu? Hormon bozukluğum var? Genetik bozukluğum var? Kişiye özel tedavi yapacaksınız ve son noktaya geldiğinizde de modern yöntem kullanacaksınız. İşte modern yöntem kısmında da bu mikrotese ameliyatı, apandist ameliyatı değil diyorum. Tecrübeli birinin yapması gerekiyor. Çünkü bunu neredeyse her gün görüyorum. Yok diyorlar, ameliyatta buluyoruz. O zaman tecrübeli birinin yaptığı zaman ameliyat sonrasında tekrar sperm bulma oranı çok düşük.
O nedenle bu işi dikkat etsinler. Özellikle onlardan ricam. Herkesi değerlendirsinler, baksınlar, testlerine baksınlar ama şunu unutmasınlar. Kimse kimseyle aynı değil. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Operatör Doktor Tansel Kaplancan bizimle birlikteydi. Üroloji uzmanı kendisi ve tabii ki programımız burada sonlanıyor ama tüm hızıyla başka konuklarla ve konularla devam ediyor.